Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün İstanbul'da Teknopark içerisindeki Armelsan'ın yeni Ar-Ge merkezinin açılış törenindeydik ama videolarımızdan hep hatırlayacaksınız. İnsansız sistemler üzerine çok sayıda videomuz var. İnsansız hava araçları, insansız kara araçları, insansız deniz araçları. Ama bugün Armelsan'ın genel müdürü Can Emre Bey ile beraberiz. Arkamızda da deniz altında, maviliklerimizde insansız operasyon yapabilen Kaşif'in üçüncüsü, değil mi bu? Evet, doğrudur. Şu an Kaşif sualtı robotu ailemizin üçüncü üyesi Kaşif 3'ün önündeyiz. Abdülhamit Han sondaj gemimiz için ürettiğimiz bir ürünümüz. İnşallah yarın itibariyle gemideki derin denizlerdeki yolculuğuna uğurlayacağız kendisini. Herhalde son bakışımız buradan kara üzerinde göreceğiz. Kaşif 1, 2, 3 ne farkı var bu Kaşif 3'te, neler var, biraz bize anlatır mısınız? Aslında Kaşif ağır iş sınıfı sualtı robotu ailemiz. Belirttiğiniz gibi aslında 1, 2, 3 bunların seri numaraları ama her üründe müşterimiz, yani son kullanıcımız TPA'nın ihtiyaçları doğrultusunda bazı güncellemeler yapıyoruz. Burada hidrolik altyapıda en son ürünümüzde bazı versiyonda güncellemeler yaptık. Çünkü artık biz gazı bulduk. Gazın üretim aşaması, gazın çıkarılması, karaya getirilmesi ve sonra sahanın işletilmesi faaliyetleri devam edecek. Bu kapsamda ürün üzerinde bazı optimizasyonlar yaptık. İnşallah Kaşif 3 sonrasında 4 ve 5 önümüzdeki 10 yıllar boyunca Karadeniz'deki gaz sahamız, inşallah Akdeniz'de de keşfi yaptığımızda oradaki gaz sahamız da operasyonla devam ediyor olacak. Şimdi izleyicilerimizin aklına gelebilir, yanlış hatırlamıyorsam 3000 metre derinliğe kadar inebiliyor. O 3000 metrenin koşullarını isterseniz siz anlatırın. Ne tür basınç farkları var, ısısı, akıntı var, dalgalar var deniz yüzeyinde. Nasıl kontrol ediyorsunuz Kaşif'i? Belirttiğiniz gibi aslında çok zorlu bir ortam. Özellikle Karadeniz sahası ciddi zorlu bir ortam. Çünkü 100 metrenin altında oksijen yok. Oksijenin olmadığı gibi H2S gazı var Karadeniz'de. H2S gazı da ciddi korozif bir gaz. Mesela Kaşif 1'i biz ürettiğimizde paslanmaz çelik kullandığımız bazı malzemeler Karadeniz'deki H2S gazıyla ciddi korozyona uğradığını, zarar gördüğünü gördük. O yüzden her ürünümüzde bazı güncellemeler yaparken parçalarda revizyona gitmek zorunda kaldık. Bu anlamda iyileştirmeler yapıldı. Belirttiğiniz gibi Kaşif aslında 3000 metre derine kadar çalışabilen bir sistem. Ve şu an biz derin deniz sondaj kabiliyetlerimiz çerçevesinde Karadeniz'de 2000 metrenin altında operasyon yapıyoruz. Akdeniz'de muhtemelen bu derinlik bir miktar daha artabilir. O yüzden aktif olarak 2100 metrede 12000 saatin üzerinde Kaşif 1 çalıştı. Kaşif 2 de yaklaşık olarak 7000 saatin üzerinde Kanuni sondaj gemisinde çalıştı. En zor şartlarda Kaşif robotlarının çalıştığını söyleyebiliriz. Aslında gözümüzün önüne getirmek açısından bu derinliğin yarattığı basıncı şunu söyleyebilirim. Her 10 metrede 1 bar basıncımız artıyor. Bu da birim alana uygulanan basıncın yaklaşık olarak 200 kilograma yakın olduğunu 2000 metre derinlikte ifade ediyor. Görmüş olduğunuz sualtı robotumuz bu basınçlar altında faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmektedir şu an. Suyun dibine indirdiniz. Kaç saat çalışabiliyor? Ne kadarlık bir süreç içerisinde görev yapıyor? Bir de tabii yukarı çıkardıktan sonra o denizin etkileri, onları gidermek için neler yapıyorsunuz? Şunu söyleyeyim, belirttiğiniz gibi aslında hidrolik sistemler, daha önce bu sistemler tamamen hidrolikti, onların periyodik olarak düzenli yukarı alınıp bakımlarının yapılması, kontrollerinin yapılması ihtiyacı vardı derin deniz sondajında. Ama biz şu an hibrit teknoloji kullanıyoruz. Burada motorlarımız elektrikli, robot kollarımız ve el aletlerimiz hidrolik. Bu sayede bakım periyotlarımız, bakım zaman aralıklarımız arttı ve bakım sürelerimiz kısalmış durumda. Şöyle bir rekorundan da bahsedeyim Kaşif'in. Karadeniz'de yaklaşık olarak 13 gün boyunca kesintisiz 2000 metrenin altında operasyon yaptı. 13 gün? Evet, 24 saat çarpı 13 gün boyunca kesintisiz olarak görevini sürdürdü. Sonrasında kısa bir bakım periyodu, yaklaşık olarak 1-2 saatlik bir bakım ve sonrasında tekrar operasyonuna devam etti. Su üzerine çıkardığımızda temel kontrol ettiğimiz bazı noktalar var. Tabii ki bir temizlenmesi, contaların vesairenin, o-ringlerin kontrol edilmesi gibi periyodik temel bakımlarımız var. Sonrasında majör bir sıkıntı ya da minör bir sıkıntıyla karşılaşmasak operasyona hızlı bir şekilde dönebilen bir robotumuz var. Yani robot diyoruz ama bir taraftan da gördüğünüz gibi burada bir hava aracı gibi, uçak gibi bir bakımları var. 13 günde çok ciddi bir süreymiş. Ben 13 gün olduğunu hiç düşünmemiştim açıkçası. Gerçekten robotik sistemler nereye doğru gidiyor? Bunun da hem de bunun Türkiye'de yapılması da bizleri de gururlandırıyor. Aslında hibrit sistemden bahsetmiştim biraz önce. Hibrit sistemin kullanılmasının şu avantajı var.
otomotiv sektöründeki bir dönüşüm var şu an su altı robotlarında. Daha önce tamamen hidroliklerdi, şu an hibrite döndü. Yakında tamamen elektrikli olacaklar. Ve tamamen elektrikliye döndüğünde bu sistemler muhtemelen stationary ROV denilen bir konsept var. Deniz dibine sabit olarak konulacaklar. Yukarıya gönderilen bir RF haberleşme altyapısı, belki 5G, belki sonrasında daha iyi altyapılar vasıtasıyla uzaktan kontrol edilecek bu sistemler. Yani tepesinde bir sondaj gemisine bazen ihtiyaç olmayacak ya da bir platform destek gemisine. Aynı İHA'larda, SİHA'larda uydu kontrollü olduğu gibi artık bir merkez üstüne giden görevli personel tarafından sahanın ortasındaki bir robot kullanılıyor olacak önümüzdeki dönemlerde. Türkiye'de bu sayede bu altyapıyı şu an hızlı bir şekilde takip ediyor ve öncülerinden olmuş diyebiliriz. Tabii ki bu ARGE merkezi açıldığı zaman bu ARGE merkezi herhalde bu teknolojilerin geliştirilmesi, daha uygun anlamda kullanılması, verimlilik açısından da önemli bir katkı sağlayacak. Buradaki ARGE merkezinde kaç kişi görev yapacak? Neden böyle bir yatırıma girişti Armelsan diye de sormak isterim. Şu an firmamızda yaklaşık olarak 45 personelimiz var ve hedefimiz 60'ı geçmeden bu faaliyetlerimizi sürdürmek. Ama Teknopark içerisinde kurulmamızın da tabii ki bir sebebi var. Çünkü burada çok güzel bir ekosistem var. Farklı firmalarla yakın çalışabilip onların yeteneklerinden faydalanarak hızlı bir şekilde sonuca gidebilme yeteneğine, kabiliyetine ulaşıyoruz bu sayede. Mesela Kaşif robotunda olsun, diğer sonar sistemlerimizde olsun işbirliği içerisinde çalıştığımız çok kıymetli, değerli alt yüklenicilerimiz de var. Burada önemli olan bu ekosistemi kurup sağlıklı bir şekilde sürdürmek ve ülkemizin ihtiyaçlarını bu ekosistemle beraber hızlı bir şekilde karşılayıp son kullanıcımızın hizmetine sunmak. Sizi biraz kaşif sistemleriyle şirketinizi tanıyorlar ama çok ciddi başka geliştirdiğiniz ürünler var. Deniz kuvvetlerine geliştirdiğiniz ürünler var. Savunma sanayinde diğer şirketlerle beraber çalışıyorsunuz. Biraz onları da son gelişmeler hakkında biraz bilgi alalım. Tabii ki aslında biz kaşifi üretmeden önce temel çalışma alanımız sonar sistemleriydi. Temel amacımız da deniz kuvvetlerimizin sonar sistemleri alanındaki dışa bağımlılığını sona erdirmekti. Bu kapsamda geliştirdiğimiz denizaltı tespitine yönelik farklı sistemlerimiz var. Bunlar karineye monte sonar, derinliği değiştirilebilen düşük frekanslı aktif sonar sistemi ve helikopterlerden daldırılabilen helikopter daldırma sonarı sistemlerimiz var. Denizaltı tespitine yönelik bunlar. Ama bunun haricinde dalgıç tespit sonarımız var. Bu hem portatif olarak kullanılabiliyor hem sabit alan korumasında kullanılabilen bir sistem. Bunun da amacı korumak istediğiniz bölgeyi ya da platformu yaklaşık olarak 1 kilometreye kadar mesafelerden gelebilecek dalgıç veya dalgıç intikal vasıtası tehditine karşı korumak, bunları tespit etmek. Tabi tespit ettikten sonra farklı koruma yöntemleriyle bu tehdidi savuşturabilecek alt sistemlerimiz de bulunmakta. Bunun haricinde aslında 1. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren biliyorsunuz deniz mayınlarıdır. Deniz mayınları Türkiye'nin de çok önemli bir yeri vardır Çanakkale Savaşı ile birlikte. Kesinlikle. Zaten bu Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren Nusrat gemisinden esinlenerek ilk milli mayın avlama sonarımızı geliştirdik. 2021 hedefte Sayın Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir'in açılışını yaptığı milli mayın avlama sonarımızın şu an deniz testlerine devam ediyoruz. Optimizasyonunu yapıyoruz. Bu çerçevede yakın dönemde engin ya da aydın sınıflarına deniz kuvvetlerimize bunun hizmetine sunmak isteriz açıkçası. Ama dünya bir miktar uzaktan kumandalı su üstü araçlarına doğru kaymaya başladı bu anlamda büyük platformlardan. Bu çerçevede geliştirdiğimiz mayın avlama sonarının daha küçük ölçekli bir versiyonunda insansız su üstü araçlarından kullanılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Bu konuda Türkiye çok ciddi adımlar attı. Gerçekten İHA'lardan sonra herhalde İDA'larda da bu başarı devam edecek. Her birinin ayrı ayrı görevleri var. Sizler de bir mayın bulma yerini tespit etme konusundaki sistemi ufaltacaksınız, yerleştireceksiniz. Bugünkü törende Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir de burada size bir atıfta bulunarak bu konudaki yerlilik oranlarının yükseltilmesiyle ilgili de bir direktif verdi. Onunla ilgili de sizden birkaç cümle almak isteriz. Tabii ki aslında önünde durduğumuz kaşif bu uzaktan kumandalı su altı robotu ailesinin en büyük üyesi. Bunun küçük versiyonlarını üreterek mayınların imhasına yönelik bir versiyonu üzerinde de ön çalışmalarımıza başladık. Bunun da amacı mayın avlama sonarımız tarafından tespit edilen mayınları farklı yöntemlerle gerekiyorsa imha etmek, gerekiyorsa demirli mayınsa bunun demirini keserek gerekli noktaya sürükleyerek çekmek gibi özellikleri olabilen bir su altı robotu geliştirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yerlilikte yükselecek herhalde İsmail Bey'in direktifiyle. Sayın Başkanımızın direktiflerine tabii ki sonuna kadar uyarak yerlilik oranımızı en üst seviyeye getirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyor olacağız.
Bazen ben tabii ağırlıklı savunma ve havacılık konularına bakarken zaman zaman ya deniz altında niye bunlar oluyor olmuyor? Şu deniz altının şartları, niye uzaktan bir şeyi kontrol edebilmek çok güç? Onunla da ilgili sizden kısa bir teknik, yetkili bir ağızdan da alırsak çok seviniriz. Tabii ki su altı ile hava çok farklı ortamlar. Havada araf haberleşme altyapıları çok daha güçlü. Uydulardan haberleşebiliyorsunuz. Anten teknolojisi, araf antenlerin kapsama alanları ve bant genişlikleri çok yüksek. Ama su altında araf sinyaller ne yazık ki iletilemiyor. Optik sinyaller belirli dalga boylarında belirli mesafelere kadar gidebiliyor. Su altındaki en temel şu an itibariyle kullanılan iletişim yöntemi akustik. Akustikte de frekanslar tespit iletim menzillerine direkt kumanda ettiği için belirli mesafelerden iletişim için ne yazık ki yüksek frekanslara çok fazla çıkamıyorsunuz. Düşük frekansta kaldığınız zaman da bant genişliği düşük oluyor. Böyle olduğu için de iletebildiğiniz veri miktarı kısıtlı oluyor. O yüzden su altı iletişimi ne yazık ki havadaki kadar hızlı, 3G'ler, 4G'ler, 5G'ler hızlı bir şekilde ne yazık ki gelişemiyor. Ama tabii ki bu teknolojinin de farklı versiyonları üzerinde çalışılıyor. Bizim de bazı ön çalışmalarımız var. Bu bant genişliklerini artırarak haberleşme menzilleri ve bant genişliklerini artırmaya yönelik bazı çalışmalar biz de yürütüyoruz ve takip ediyoruz. Muhtemel bu Ar-Ge merkezinden de bunlarla ilgili bir şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum. Hedeflerimiz arasında tabii ki bu haberleşme sistemleri de var. Bugün Armelsan'a geldik. Yeni Ar-Ge merkezinin açılışını İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hemen yanında Teknopark içerisindeki kurulan bu yeni tesisi sizler için gördük. Yeni teknolojileri Emrecan Bakım Genel Müdürü şirketin bizlere anlattı. Umarım bu konuyla ilgili zaman zaman soru işaretleri çok geliyor izleyicilerimizden. Biraz olsun sorular cevabı bulmuştur.